Evet, eğitimci yazar Hüseyin Duru canlı yayınımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Nasılsınız? Efendim. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Geçen hafta eşinizden o kadar sevgiyle bahsettiniz ki... <laughs> ...o kadar mutlu süren bir evliliğiniz var ki... ...dedim ki bu <laughs> hafta ilişki konuşalım programımızda. Evet, güzel olur. İsabet olur efendim. İnşallah birilerinin yaşamına dokunmuş i̇nşallah, oluruz. İnşallah. Ee, ne demişti büyüklerimiz? Seçtiğiniz eş eğer iyi değilse en ağır imtihan. İmtihanım. Eğer seçtiğiniz eş iyiyse... Dünyanın en zengini sizsiniz. Evet. Çünkü insanlar eşlerinden dolayı çok büyük imtihana tabi tutuyorlar. Yeryüzünde ben de seçtiğim eşler doğrultusunda en büyük imtihanı yaşayanlardan biriyim. <laughs> Allah tekrarını yaşatmasın inşallah. <laughs> ya gerçekten imtihanın çok büyüğünü yaşadım. Bak itiraf ediyorum. Ama ne diyorum? Allah var keder yok. Mutlaka mutlaka e, bizim de yüzümüz gülecek değil mi? Evet. İnşallah Allah iyi insanlarla karşılaştırsın. Ben hep öyle dua Amin. ediyorum. Amin. Allah merhametli olan insanlarla karşılaştırsın. Öncelikle ben ekranların başında bizi izleyen bütün kardeşlerimize, bütün seyircilerimize, büyüklerimize bir kez daha hayırlı sabahlar, hayırlı ramazanlar diliyorum. Çok Mübarek güzel günlerdeyiz. Konumuz çok güzel. Aile, çok. eş, muhabbet, mutluluk, çoluk çocuk, torun torva. İnşallah güzel Hayatın içinden konuşacağız. konu seçtik. Hayatı konuşacağız. Canlarım benim, uyanamadıysanız hala pencerenizi açın. Dışarıda mis gibi bir hava var. O havayı içinize soluyun. Biliyorum ki derdiniz var ama derdi veren Allah bir yerlerde derman gizli tutuyor. Bunu hiç unutmuyoruz. Şimdi Instagram'ıma yepyeni bir fotoğraf koydum. Şu fotoğrafın altına şöyle sarı geçtiğimiz günlerde giymiştim bu kıyafeti. Siz de çok beğendiniz. Bu fotoğrafımın altına hemen yorumlarınızı yazın. Canlı yayında okuyacağım. Olur mu? Kim nereden bizi izliyor? Eşlerle ilgili sormak istediğiniz neler? Ayrıca programımızın ilerleyen dakikalarına doğru e, eş seçiminde narsist kişiliğe çok dikkat etmek gerekiyor. Belki kocanız ve karınız narsist olabilir. Evliliğiniz İzlediğinizde eğer sizi anlamıyorsa, sizi sürekli aşağılıyorsa e, bu konuda uzman psikolog yazar Fatih Reşit Civelekoğlu bizlerle birlikte olacak programımızın ilerleyen dakikalarında. Yani bugün var ya dolu dolu bir program hazırladık sizler için. Efendim kadın erkek e, bir bütünü tamamlayan, kadın ve e, erkek bir bütünü tamamlayan diğer yarıdır. Diğer yani, bir elmanın yarısı biri sensin biri ben. Evet. Bir elmanın yarısı. Elmanın yarısı var bazı insanlarda elmanın yarısı yok. <laughs> Şimdi o elmamızın yarısını bulacağız. Çünkü e, seçtiğimiz seçimler, tercihlerimiz yanlış oluyor. Hep e, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e göre hareket ediyoruz. İslam'a göre özellikle kadın ve erkek arasındaki ilişki nasıl olmalı? Sorularınızı bekliyorum tek tek cevaplayacağım. Şimdi eşler arası ilişki ailenin temelini oluşturuyor. Ailede toplumu oluşturan en küçük yapı taşı diye ta okullarda öğreniriz, öğrencilik yıllarımızda. Bir karı koca, bir ev, o iki kişinin arasındaki mutluluk çocuklara yansıyor o eve yansıyor, mahalle sokağa yansıyor, şehre yansıyor. Böyle böyle büyüdü büyüterek büyük ölçeklere çıktığımızda doğru. iyi aile, huzurlu aile, huzurlu bir toplumu getiriyor. Doğru. Bunun en temel ince olursak dinimizi, peygamberimizi, Kur'an'ımızı göz önünde bulundurarak karı koca arasındaki ilişkiye baktığımızda peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi şerifi var konuyla ilgili. Diyor ki kadınlar erkeklerle beraber bir bütünü tamamlayan diğer yandır. Yani az önce dediğim gibi bir elma düşünürsek bir elmanın bir yarısı erkek bir yarısı diyorsun, kadın. kadın oluyor. İnşallah ikisi de bir olunca bir meyve olmuş oluyor. Evet. Sonra o meyvenin yanına küçük elmalar geliyor onlar da çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> Böyle meyve yerken bile küçük çıkınca deriz ya bu da onların yavrusu diye. Aynı onun gibi erkek hanımına... Bakın aile ve ilişkiyi peygamberimiz ve dinimiz öyle güzel bir yere koymuş ki Nur Hanım. Diyor ki bir erkek hanımına şefkatle baksa, merhametle baksa, hanımı ona sevgi gösterse, şefkat gösterse ve erkek eşinin elinden tutsa ona göz göze bakıp böyle iki çift göz birbirine bakıp birbirlerine sevdiklerini söyleseler parmaklarının aralarından günahları dökülür diyor. Yani eşinizin elinden tutuyorsunuz, onu sevdiğinizi söylüyorsunuz. Allahu Teala o birlikteliği o kadar kıymet veriyor ki diyor ki ben bu kullarımın günahlarını affettim. Aile olmayı, bir olmayı, ne derdi, hüznü, mutluluğu paylaşmayı. Rabbimiz ne kadar güzel bir yere kaymış. İnşallah bunu anlamayı, biz de duygunuzu bunu anlatmaktan geri kalıyoruz yani söylemiyoruz. Evet. Bunun bilincinde olmayı Allah nasip etsin. Amin. Bir de yine ilişki deyince, aile deyince Kur'an-ı Kerim'de çok harika bir örnek var. Bir ayet. Bakara Suresi'nin 187. ayeti. Lütfen bu ayeti bir not alın. Müsait bir vaktinizde Google'dan bile Bakara 187 yazsanız çıkar. Çok güzel bir örnek veriyor Rabbimiz. Çok güzel bir benzetme yapıyor. Diyor ki: "Kadın yani kadınlar size örtüdür, siz de onlara örtüsünüz. Yani erkek kadını örten bir giysidir, örtüdür. Kadın da erkeği örten bir örtüdür. Burada mesela örtümüz, bizim giysimiz, elbisemiz bizim vücudumuzun açıklarını kapatıyor. Hı hı. Buradan şunu anlıyoruz ki kadın erkeğin açığını kapatan, kadın da erkeğin açığını kapatandır. Biz ne yapıyoruz? Biz de benim herif Daha adam açık. değil... Benim herif ahmak, bizim kadın böyle, bizim adam şöyle diye söylediğimizde Hele bir de bunu yaydığımızda insanlara ya. birbirimizi kırıyoruz, birbirimizi incitiyoruz Farkında olmadan birbirimizi yaralıyoruz Maalesef. Küçük küçük yaralar, küçük küçük yaralar o bütün aynayı bir gün paramparça ediyor Bir de o küçük küçük yaralar e, hep söylüyorum ya Dilden çıkan her kötü söz kayaya vuran bir dalga gibi Her seferinde bir şey götürüyor Aşındayım. senden Her seferinde bir şey götürüyor kaya bile aşınıyor o dalganın şiddetiyle. Gönül mü aşınmayacak? Ya. Değil mi? Yani kocan seni herkesin yanında bir iftar sofrası hazırlamışsın. Bu ne biçim çorba? Böyle çorba yapılır mı dediğinde bile insanın gönlünden bir parça kopuyor. Ya da tam tersi. Sen de adam mısın diye herkesin gözü önünde adamı yargıladığında e onun da gönlünden bir parça evet. kopuyor. Yani orada mesela minicik bir cümlede tam bardağın diğer tarafından baktığımızda pencerenin diğer tarafında o hanım yine döktürmüşsün. Çorba da efsanesin. Kötü bile olsa <laughs> kötü değil mi? Olsa. Ne kadar güzel bir şey. Evet. Yani özellikle benim evini... aşkım çok güzel evet. yemek yapar. Yani kötü bile olsa beğenmesen bile şakıcıklandı olsa böyle gönül almak çok kolay. Yani mesela bir yerde okumuştum. Kadınlar e, ...ismini versen mekteme girer de şöyle küçücük bir tane çikolata var sarı turuncu renkli ya onu versen bile mutlu olan bir varlık yani kadın küçücük bir çikolatayla mutlu olan bir kadını mutlu edememek için uğraşmak lazım yani ve Vallahi, erkek için aynısı söz konusu. Bir kadın mutsuzsa oradaki adamı sorgulamak lazım çünkü kadınların mutlu olma potansiyeli daha yüksek. Evet. İşte bir saç okşama ne bileyim dediğiniz gibi bir çikolata bir çiçek evet. ya da hayatım bugün bir başka gözüküyorsun. Ama Hı. övgü övgüdür ya. Yani şimdi kadınlar tarafından baktınız ben de hemen erkeklere savunayım. Biz erkekler <laughs> de ya biz de minik bir övgü dolu bir söz duyduğumuzda küçük bir işi bile halletsek vay be aslan kocam dediği zaman tabii. Evet benim o oluyorsun Doğru. ve orada da yani aslında mutluluğu da tesis etmek çok kolay. Bütün o aileyi kırıp dökmek, mutsuz etmek o da çok kolay. Şimdi geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir yazı var. Bir eee video dönüyordu. Aslında bu bizim programımızda çok sorulan bir soruydu. Ee, kadının kazancı kime aittir? Kocasının kazancı nereye harcadığı konusunda kocası kadının kazancını nereye, nereye harcadığı konusunda hesap sorabilir mi? Yani bu illaki e, yani bir iş yerinde gidip çalışan kadın için söylemiyorum. İşte evde mantı yapar, e, el işi yapar ne bileyim bir takım yetenekleri vardır e, oturduğu yerden para kazanır ya da bir fiil gider iş yerinde çalışır adam ay başında onun aylığını alır. Şimdi dinen kutsal kitabımıza göre Kur'an-ı Kerim'e göre ben kazandığım paramı kocama vermek zorunda mıyım? Evet. Şimdi çok güzel bir soru bu. Ee, çok da gerçekten önemli. insanların merak ettiği bir soru. Veya birçoğunun çaresiz olduğu, kafasını meşgul eden bir soru. Çözüm bulamadığı bir soru. Dinimiz bu olaya nasıl bakıyor? Ee, erkeğin ve kadının kazançları herkesinki kendisine aittir. Hı -hı. Eğer çalışıyorsa. Erkek çalışıyorsa onun kazancı onundur. Kadın çalışıyorsa onun kazancı onundur. Kadının kazancı kendine aittir. Kendisindir. Ait. Yani kadının kazancı kendisine aittir. Bu bakımdan da kadın yani kendi rızası yoksa ya da kocasının zorlamasıyla bana vermen lazım, işte bana para vermen lazım gibi böyle bir zorunluluğu yoktur. Dinimiz böyle bir şey vermiyor. Peki dini açıdan bir kadın evi geçindirmek zorunda mıdır? Değildir. Evin geçindirmesi, evin dış işleri, iaşesini karşılamak, daha hayatın içine örnek vereyim, kirayı ödemek, faturaları ödemek, giderleri karşılamak erkeğin görevidir. Erkek bunu bir şekilde ben evimi geçindirmek zorundayım eğer yetişemiyorsam ben bir iş daha yapmak zorundayım. Ya ben bir şekilde hem evimi geçindireceğim hem de eşime çocuklarıma olan vakit hani ayırmam gereken vakit onları dengeleyip ikisini de dengede tutmak erkeğin görevi. Kadın biraz daha erkeklere göre fiziksel düşündüğümüzde de erkek hani kadın biraz daha duygusal biraz daha hassas e, ev işleri kadında mesela şimdi siz çalışan bir kadınsınız. Ona rağmen ben de çalışan bir erkeğim. Örnek vereyim. Eşim de çalışıyor, ben de çalışıyorum. Eve gidiyoruz. Ben uzanıyorum, çek yata yatıyorum. Eşim eve geliyor. Yemek yapması lazım. Çamaşır makinesi boşaltması lazım. Evet. Bulaşıkların boşaltılması lazım. Ütü yapılması lazım, değil mi? Eşim ben çalış ben çalışıyorum diyor ama kadın da çalışıyor. Burada biraz anlamak. Aslında karşılıklı o dengede. Anladınız mı? Dolayısıyla soruya dönecek olursak kadın yani erkek çalışır, evin iyaşesini e Geçinilmek zorundadır ama gel gelirim bugünün ekonomik şartlarında bir maaş hem hem kirayı ödeyeyim hem çocukları okutayım hem güzel bir sosyal hayat sunayım onlara Tabii o ben. mümkün olmadığı için hem erkek hem kadın çalışıyoruz. Ama burada dinimize bakacak olursak herkesin kazandığı esasen kendinedir. Ama ben karı kocaysam eşimle ortada da bizim beraber bir borcumuz beraber bir giderimiz varsa orada da ikimiz beraber elimizi taşın altına koymak durumundayız. Ee, bize böyle çok telefonlar geliyor ee, kocası tam işte Aybaşı geldiğinde bütün parasını elinden alıyor. kadına sadece o yol parası veriyor. Kadın işe gidip geliyor. Yani insanın yaşama sevinci de kalmaz böyle. Ken, ha bir de şöyle bir şey var. Mesela ben çalışmıyorum. Ev hanımıyım. Ama benim çalışmadığımı göstermiyor. Ben evde de çalışıyorum. Zaten Ben ev... eğer evde olmasam senin ütünü, çamaşırını, yemeğini, bulaşığını, değil mi? Evin bütün o hizmetini kim yapacak? Zaten, Birini paralı tutacaksın o yapacak. Evet mutlaka. Şimdi bana mesela birisi dese ki hocam benim eşim çalışmıyor. Nasıl çalışmıyor? Ne işi yapıyor? Benim eşim ev hanımı. Evet. Aa, camları kim siliyor evde? Bravo. Eşim siliyor. Türleri kim yıkıyor? Eşim yıkıyor. Senin çoraplarını kim yıkıyor? Eşim yıkıyor. Yıkadığı çorabı senin en kolay bulabileceğim yere kim koyuyor? Çünkü kadın olmasa ben çorabın tekini bulamıyorum evde. Aynen öyle. Çocukları kim okula götürüyor? Eşin. Kim alıp getiriyor Bunlar ama Eşin. işten sayılmıyor hocam. Ama bunu kadın bugün ben yapmıyorum dese yarın ne yapacağız? Tabii. Bakın ne yapacaksın? Ben çok enteresan... Erkek... E, kıyafetlerini kuru temizlemeye parayla götüreceksin. E, e, mutfağa gireceksin, yemeğini kendin yapacaksın. Ya da akşam eve gelirken dışarıdan hazır yemek alıp yiyeceksin. Ne yapacaksın? E, ya bak çok enteresan bir şey söyleyeyim. Belki abiler beyler izliyorsa bana kızarla. E, dinimiz ne der biliyor musunuz? Yemek yapmak, ev işi yapmak kadının görevi değil işi daha ileri götüreyim mi? <laughs> Bence şimdi Instagram'a bakacağım. Lütfen lütfen yazın olur mu? Yemek yapmak kadının görevi değil. Değil. Kızlar temizlik yaşadık. yapmak. Bakın temizlik yapmak, yemek yapmak kadının görevi değil. Hatta sahih bir hadisi şeriftir Nur Hanım. Peygamberimiz neler biliyor musunuz? Bunu tabi anneler böyle düşünmez belki ama eğer diyor, isterse bir kadın evladını emzirmek evet. bile istemeyebilir. Yani o zaman ben bir süt anne bulup o çocuğumun süt emmesini yine ben sağlamak zorundayım. Yani İslamiyet'e göre... Kadına o kadar değer veriyor ki bakın. Yani sen temizlik, eğer benim eşim temizliğimi, evin işlerini, çocukların bakımını yapıyorsa o onun gönlünün büyüklüğündendir. Ve karşılığında muazzam derecede sevaplar alır. Onun için Allah Teala diyor ki eşinin elini tuttun. Bak adama diyor ki tut karının elini. Utanma yani 50-60 yaşında bir insan eşine sevgilim dedi, canım dedi, seni seviyorum deyince ayıplıyoruz. Bakın peygamberimiz Ümmü Habib'e annemiz var ona sevgilim diye hitap edermiş. Yani biz bugün olsak deriz ki ya Resulallah sen de kadına çok yüz veriyorsun haşa deriz yani anladın mı? Bunu söyleriz. Ha, geçen haftalarda örnek vermiş. Var mı acaba böyle centilmen erkekler? Ya 30 varsa. yıldan sonra karısına sevgilim diye hitap eden. Canımın içi aşkım bir tane Yusuf hocam duymasın bu arada. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah izlemiyordur. Cuma günü gelince söyleniyor çünkü. Var mı gerçekten? Varsa lütfen Siz onu da yazın onu da söyleyeceğim vallahi Ben Var Yusuf hocamın hocam da ama kendisinin eşine çok böyle güzel sevgi sözcüklerini söylediğini inanıyorum. Kalbim yüzde yüz. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben bizzat kendi gözlerimle tanıklık ettim. Ben karısına bu kadar kibar davranan, ya. bu kadar asil, bu kadar özveriyle davranan başka bir adam daha tanımadım. Ama ne oluyor biliyor musunuz Nur Hanım? Bakın şimdi mesela eskiler bizim annelerimiz, babalarımız, dedelerimiz zamanına gidelim. Şimdi bugünün e, eğitim standartlarıyla karşılasan adam yerine koymazsın. Çoğu okul görmemiş insanlar bakıyorsun 50 yıl, 60 yıl bir yaslığa baş koymuşlar. Bunların sıkıntısı olmadı mı? Bunların derdi olmadı mı? Bunlar yokluk çekmediler mi? Bunlar borç ödemediler mi? Bunlar çocuk büyütmediler mi? Bugün bakıyorsun adam da kadın da 4 yıllık hukuk fakültesi mezunu. İkisi de avukat. Ama aynı çatının altında 6 ay beraber yaşayamıyoruz. Hocam okumaklı olmuyor ki bu işler. Evet. İlim irfan aradım kıldım talep. İlim irfan geride kaldı. İlla, i̇lla edep, edep, illa, illa edep. edep. Hayır yani, yani kıyas gibi olmuyor bu. Evet. Yok yok. E, çok eğitimli de karısı da çok iyi davranıyor değil. Yani bir istatistik okumuştum yani eğitimliler daha çok e, şey anlaşmazlık yani, mobbing uyguluyor evet. evde şiddet uyguluyor şiddete meyilli yani biraz biraz sonra uzmanımız gelecek e, uzman psikoloğumuz gerçekten kocanız sizi aşağılıyorsa ya da karınız o bir narsist olabilir narsisti de asla iyileştiremezsiniz az sonra bunu konuşacağız bakın bu da çok önemli bir konu kaçırmamanız gereken ee, bir program bugün dedim ya sizin için yaptık valla bu programı. Ya bazen yani her zaman... zaman sizin için yapıyoruz da bugün daha <laughs> özellikle hep bizi ilgilendiriyor. Bazen Nur Hanım, e, hani hayat hep güllük gülistanlık olmaz. Bazen dert, sıkıntı, problem de olur. Hayatın bir gerçeğidir bu. Bazen problem de olur. İnsan dert de çeker, intihandır, İmtihanla da karşılaşır. Ama burada hep böyle karı koca beraberce hayata omuz verdiğinde, karı koca beraberce elini taşın altına koyduğunda, o zaman bütün problemler aslında çok güzel çözülüyor. Bir... E, Dede bir evlat dedesine diyor ki dede evlilik ne demek diyor evlilik nasıl bir şey oğlum evlilik güzel bir şey diyor karın senin dert ortağın olur diyor çocuk diyor ki dede benim derdim yok ki diyor adam diyor ki olsun oğlum evlenince o da olur. Olur. <laughs> Anladın mı? Doğru. Yani dert de olur. Ama kadın sonra senin derdinin ortağı olur. Gerçekten bak ben etrafımda bir sürü insan var. Tanış, böyle paylaşabileceğim, profesyonel olarak da böyle akıl alabileceğim bir sürü insanlar ama bazen eşimin verdiği minik bitiyor o kadar beni e, kurtarıyor ki ...bu da yani yağ çekmek için söylemiyorum. ...gerçekten ama yani o kadar beni ileri atıyor... ...diyorum ki a muazzam bir şey... ...benim görmediğimi gördüm... ...aynı şeyi annemde mesela yıllarca ben... E, ...izledim ve şahit oldum... ...babamı mesela yönlendirmesi... rahmetli ...Allah rahmet eylesin... Amin. ...yani şu şöyle olsun bu böyle olsun dediğinde... ...ve babam o annemin dediğini yaptığında... ...mutlaka kazanan babam oluyor... Tabii. ...dolayısıyla ailemiz oluyor... ...dolayısıyla biz oluyoruz... ...hocam özetle ben daha böyle... ...sıradan bir konuşma yapacağım... Kocası, karısını dinleyen adam akıllı adamdır. Evet. Karısını Biat dinlemeyen et, adam da... Et, ne? Biat et, Biat et rahat, rahat et. et. Evet doğru söylüyorsun. <laughs> Bir bakalım mı ekran başında kimler <laughs> bakalım var? Sen, bakalım sosyal medyamızdan bize ulaşan... Yani şu anda sizinle konuşuyor gibi hissediyorum kendimi. İsveç'ten selamlar. Ee, Nebihat Küçük çok teşekkür ediyorum. İsveç'e de selamlarımı gönderiyorum. Ee, Mert Aslan da demiş ki size hiç değer veren olmadı mı Nur Hanım? Bunun ek bu ekrandan sorunun <laughs> cevabını verin. Herhalde bana değer veren olsaydı bana kimsenin değer vermesine gerek yok. Ben kendi değerimi kendim belirleyebiliyorum. Ben yanıma yakışmayan değersizleri yolumdan çıkarıyorum. Öyle düşüneceksiniz olur mu? Sorusunun cevabını verdim. <gülüyor> <gülüyor> Kadın hamile hasta çocuk bakıyor. Eş çok zalim. İslam buna ne der diyor seyircimiz. Ah, İslam bunu çok şey söyler. İslam bunu öngörmez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi elbisesinin sökünü diken bir önderdi. Bizim hani örnekse eğer İslam, İslamiyet'te dinimizde bir örnek arıyorsak o örnek bizim peygamberimizdi aleyhissalatü vesselam. Kızına ne demiş biliyor musunuz? Hazreti Fatıma'yı Hazreti Ali ile evlendirirken kızım sen Ali'ye köle ol, Ali de sana köle olsun. Hazreti Ali Efendimiz de demiş ki ey Ali sana kendimden bir parça, etimden bir parçayı veriyorum. Gözümün nurun bit atum minni, Arapça tabir muazzam bir e, belagat ifadesidir. Bit atum minni, benden bir parçayı, kolumdan bir parçayı, vücudumdan bir parçayı, gözümün nurunu sana emanet ediyorum Ali. Birbirinize ah. köle olun demiş. Şimdi birbirine köle olmak nerede? Birbirine zulmetmek nerede? Ben eminim öyle insanların eşine zulmeden insanlar otobüste dolmuşta birbirine yer verirken para üstü uzatırken parasını uzatmaya yardım eden bir hanımefendiye o kadar eziliyor büzülüyor. Kasiyere markette gördüğü kasiyere günaydın iyi akşamlar merhaba kolay gelsin teşekkür ediyor ama eve gidince kendi hanımına bir güler yüz yok. Yok tabii. Bir gün bir yerde mesela yolda kalsanız Size bir insan mesela ben bir yol arabam bozuldu. Tekeri değiştirmeye çalışıyorum. Uğraşıyorum, uğraşıyorum, uğraşıyorum. Siz de balkondan beni gördünüz. Evladınızı gönder. Dediniz ki kızım şurada bir abi var. Bak bir amca var. Git ona bir su götür. Adam çok yoruldu. Kapınızın önündeyim. Çocuk gelse bana dese ki amca kolay gelsin. Ben sana su getirdim. Ay kardeşim yavrum sağ ol kızım. Suyu içerim. Oradan hayatım boyunca 10 sene 20 sene sonra geçsem o evi gördüm dedim ki ya Şurada bir kadın bana su göndermiş. Allah ondan razı olsun der. Bir bardak suyu alırım. Ya ben 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl evli kaldım. Benim kahrımı çekmiş. Bütün kötü yanlarımı, kötü özelliklerimi sinesine çekmiş. Bir kadın, ya bir bardak su veren kadın kadar mı kıymeti yok? Bak hamileyim diyor. Hastayım diyor. Çocuk, çocuk bakıyorum bakıyor. diyor. Ama adam da ona zulmediyor. Allah merhamet versin. Ne diyelim Amin. şu mübarek Biz sizin anlattığınız bu tür erkeklere el iyisi diyoruz. Etrafa karşı çok iyidir. Hatta etrafındaki insanlar der ki ya böyle bir koca, müthiş bir kocan var. Çok kibar, çok centilmen, çok güler yüzlü. Ama biz bu adamlara el iyisi diyoruz. Sen gel bile Çünkü onlar evdekine değil, eldekine samimi davranıyor, ya. ilgi gösteriyor. Evdeki elde var bir. Onun için o tamam, o evde. Bunlar el iyisi. Şimdi İzmir'e kocaman sevgilerimi gönderiyorum. Ayşe Taşkın Gümüşoğlu İzmir'den günaydın demiş. E, çok teşekkürler. Pınar Hanım e, sevgilerimi sunuyorum size. Bu, bu güzel dileklerinizi yazmışsınız çok teşekkür ederim. Hepsini de okumak istiyorum vallahi. E, Şerife Hanım demiş ki valla Nurcum artık benim yerime işleri eşime devrettim. Yıllardan beri çok yaptım artık diye eşim yapıyor. <laughs> 33 yıllık evliyiz demiş Emine Hanım. Hala birbirimize aşkım hayatım deriz. Eşimi de çok seviyorum. Maşallah. Emine Hanımcığım kondurun bir öpücük yanağına. <laughs> ne güzel aşkınız hep böyle daim et daim olsun. Ne diyeyim? Manisa'ya selamlar. Keşke bilen olsa bunları ne yazık ki demiş seyircimiz. Sevgili e, Müessir Tombul. Ne bunları kadar bilen yok. Varmış. Doğru evet. söylüyorsunuz. Döneceğim tekrar. Ee, Nuran'ın benim annem babam 30 senelik evliler birbirlerine annem hayatım babam hatun diye seslenir demiş. Oo. Ne güzel. Lütfen yazın tek tek okuyacağım. Hepsini okuyacağım. Ee, kadının kocasına karşı hem şey soracaktım size. Şurada bir not almıştım. Ha, demek ki İslam e, aslında kadının çalışmasını mecbur kılmıyor. Hayır. Ama kadın bize kendisine daha rahat bir e, nasıl diyeyim daha rahat bir ortam, ortam daha rahat bir hayat hı hı. yaşamak istersiniz ya kocasının üzerinden yükü almak yükü için yükü almak için hayatı kocasının yükünü paylaşmak için kendisine daha özgür daha rahat bir or, bir hayat sunabilmek için yaşayabilmek için. Ortamda müsaitse, müsait bir yerde dinimizin yani helal haram durumlarına uygun bir şekilde temiz, güzel, nezih bir iş bulursa neden çalışmasın? Bunun Şimdi önünde biz, hiçbir engel yok. E, kocamızın yükün, yani sırtından yükü almak için başladığımız işte sonra o bizim görevimiz oluyor, sırtımızda kalıyor. O Ama iş. o hep öyledir. Şurada bile, ben mesela bugün burada şurayı temizlesem, ertesi hafta bir daha temizlesem, 3-4 hafta sonra burası pis olunca dersin Hüseyin burayı süpürmemişsin dersin. Aslında o benim görevim değil. O da kadın evet. kadında da aynısı oluyor. Yani bir zaman sonra sizin aslında bu da benden olsun deyip gönlümün büyüklüğü olarak yaptığınız birçok iş maalesef bu hayatta var. Yani sizin bir zaman sonra görevin gibi kalıyor ama esasen öyle değil. Kadın çalışmaya da olabilir. Çalışırsa da kendinde, kendinin büyüklüğündendir. Adama biraz yardımcı olmak içindir. Evin giderlerine yardımcı olmak içindir. Kendisine rahat bir hayat sunmak içindir. Aslında şöyle yapalım. Ee, burada afaki konuşmalar olmuyor. Burada rehberimiz Kur'an-ı Kerim, Kur'an ve hadislere göre yol alıyoruz. Evet. Yani bütün bilgiler Kur'an ve hadislere göre veriliyor. Şimdi dediniz ya o görev üzerinde kalıyor. O zaman biz bir görev tanımı yapalım mı? Kadının erkeğe karşı sorumlulukları, erkeğin Kadına karşı sorumlulukları. Önce bir görev tanımıyla başlayalım. Kadınların sorumlulukları neler onu konuşalım. Şimdi bu soruya gelmeden çok minik parantez açayım size. En büyük örnek peygamberimiz hayatından. Hani kadın çalışır çalışmaz çok tartışılır ya. Hı hı. Peygamberimizin ilk evlendiği eşi Hazreti Hatice bir iş kadınıydı ticaretle uğraşan Mekke'nin de önde gelen çok büyük ticaret yapan bir hanımefendiydi. Peygamberimiz de onun yanında çalışıyordu evlenmeden önce. Zaten orada aşık olmuştu. O aşk orada başlamıştı peygamberimizle. Daha sonra tanışmışlar ve o ticaret çalışması falan devam etmişti. Kapattım parantezi. Dönelim konumuza. Kadının ve erkeğin birbirine olan hakları, hukukları, görevleri nelerdir? Dinimiz bu konuda neler söyler? Peygamberimizin hadislerinde şunu görüyoruz. Esasen en ana görev olarak kadın ev işlerinde, adam da evin dışındaki işlerde çalışmak durumundadır. Tekrar soruyorum. bugünün hocam işte bugün öyle olmuyor bugün şartlar şöyle bugün şartlar böyle evet bugünkü şartlara göre erkek kadın çalışıyor ona rağmen geçinemiyoruz çocuklar bile bazen destek oluyor insanlar ek işler yaparak zar zor geçimlerini sürdürmeye çalışıyorlar Allah yardımcılar olsun peki bakacak olursak kadınlardan başlayalım önce kadının kocasına karşı vazifeleri nelerdir? Sorumlulukları nelerdir? Dinimiz bu noktada kadına neler yüklemiş görev olarak? Birincisi kanaattir. Kanaat en büyük zenginliktir. Bunu annelerimiz, eskiler çok güzel yapmışlar. Bugünün genç hanımefendilerine, genç annelere, genç anne adaylarına da örnek olsun. Kanaat çok büyük zenginliktir. Kanaattan Ondan... kalsınız ne? Kanaat gönül zenginliği. Aza da razı olmak bazen. Hmm. Yoksa da sabretmek varsa şükretmek. Ha, hep kanaat, hep kanaat. O da bazen bir yerde ahmaklık oluyor. Çok affedersiniz. Yani adamın getirdiği o maaşla evi döndürebilmek, onunla mutlu olabilmek, gözün hep başkalarının yaşantısında olmamak, kanaat yani etmek. Yani eltimde var, bende niye yok? Komşu da var, bende niye yok? İşte eşine falanca karısına işte bilmem ne 13 bilmem ne almış, 14 bilmem ne almış. Ben 11'de kaldım. Ya kal ne olacak yani? Bu korkunç bir şey. Evet. Ya bu da erkeğe yapılan mobbing evet bravo söyleyeyim bunları <laughs> ama bir şey söyleyeceğim kadınları da ben biliyorsunuz bu arada erkekler bana diyor ki sen hep erkek düşmanısın ama değil bak söylüyorum bu da erkeğe yapılan evet. mobbing günahtır yazıktır, yazıktır adamın yani. kazancı o kadar beğenmiyorsan git adamı niye bir, bir zora sokuyorsun yani evet. dediğin gibi eğitimde var bende niye yok yani bir robot süpürge yüzünden o yağsız mağsız kızartan fırınlar var ya koyu yüzünden. Hocam <laughs> sakın marka <laughs> Yok, markasını Yok markasını söylemeyeyim canım onda tecrübeliyim ya. Ya yani. tabii kadın ya olarak istiyorsun. Ya bunlar yüzünden kavga eden insanlar görüyorum. Evet. tabak, çanak, için eşya için ev eşyası için ne bileyim yani hiç 3 gün sonra unutacağın şeyler gerçekten evet. en büyüğünü alsan da ya şöyle düşünün ben eşim gözlerinin içine bakarak bir tas çorbayı bir bardak çayı ağız tadıyla içemiyorsam koca İstanbul benim hiç. olsa ne olur yani asla kırmam kocamın kalbimi dünya malı için. Evet. Yani düşünsenize eve gidiyorsun şimdi erkek tarafından bakayım mahkeme duvarı gibi bir surat veya kadın tarafından bakın eve gelmiş Üstünü başını çıkartmış, onu oraya atmış, onu oraya atmış, uzanmış. Nasılsın yok, iyi misin yok, sevgiye dair, aşka dair bir şey yok, ilgi yok. Çekmiş pijamasını Alaka buraya yok. kadar. Çekmiş <laughs> vicdanına kadar. <laughs> Ondan sonra yani bazen her şey para pul da değil aslında. Her şey eşya da değil. Küçük bir sevgi sözcüğü, küçük bir ilgi. Merhamet dolu bir yürek. Onun için derler ya Allah merhametli insanlarla karşılaşır. Şurasında Amin. Allah korkusu olan insanlar. Allah korkusu olan insanlar bir yerde durur Nur Hanım. Zulmetmez. Ne biliyor musun? Der ki ya Allah var der ya. Tabii. Allah görüyor der yani. Kimse görmüyorsa. Evet ben kapalı kapıların içindeyim. Dört duvarın arasındayım. Zulmederim. Döverim. Hayır dövemezsin. Vuramazsın. Sesini yükseltemezsin. Elini kaldıramazsın. Bırak eşini diyor. Şimdi öyle adam şimdi cüssesine güveniyor seni döverim diyor. Ya evet. dinimiz affedersin hayvana vurmayı yasaklayan bir din. Adam sahabelerden birisi. Bakın bugünün evliyasının, aleminin, hocasının çok üstünde sahabe. Devesini vur, devesine vurmuş, incitmiş. Peygamberimiz bir gün dedi ki o adamı görünce. Senin deven dedi seni bana şikayet ediyor dedi. Allah Allah. Deve nasıl şikayet eder? Dedi ki ya Resulallah devem sizi nasıl bana beni nasıl size şikayet ediyor? Dedi ki kardeşim Cebrail bana haber verdi. Deve aslında kendi diliyle işte mö diyor, ses çıkarıyor, bir şey diyor belki. Ama Cebrail Aleyhisselam dedi ki ya Resulallah, ey Muhammed bu deve duyuyor musun ne söylüyor? Sahibini sana şikayet ediyor. Adam dedi ki ne diyor ey Allah'ın Resulü? Dedi ki bana az yemek veriyor. Sırtıma çok yük yüklüyor. Ben yorulup gidemeyince de o elindeki değnek var ya değnek onunla beni dövüyor dedi. Ya dinimiz bunu yasaklamış ya. Ya bu, bu kedinin başını okşasan, köpeğin başını okşasan sana sevap veren bir dinden bahsediyoruz. Eşini şöyle koltuğun altına alıp saçını okşamaktan, ki bir kadın saçının okşanmasından çok mutlu olur. Ya bir kediye, köpeğe, kuşa sevmeye sevap yazan Allah. Eşini sevmeye, kocasını, karısını sevmeye Nasıl artı pointler, sevapları nasıl döşer? Bir hesap edin, bir düşünün yani. Hele hele mübarek Ramazan gününde. allah Teala 1'e 10 yazıyor, bazen 1'e 100 yazıyor. Kadir gecesi gelecek, bin aydan hayırlı. Bin ay ne demek biliyor musunuz? 83 yıl demek. Yani o gece Kadir gecesinde bir tane Allah dedin 83 yıl boyunca Allah demişsin gibi sevap var. O gün eşine seni seviyorum hatun Allah senden razı olsun. Allah seni benim başımdan eksik etmesin. Ya benim kahrımı çekiyorsun. Çocuklara baktın bana baktın her yere yetişmeye çalıştın. Allah senden razı olsun dedin sevap kazandın 83 yıl boyunca demiş gibi sevap kazandın. Yani şu Ramazan'ı da bir yandan hani işlemeye çalışıyorum. Ramazan'ı da hem avantaja çevirelim ama tekrar söylüyorum. Yani bir saçını okşamaya bile Değer veren, sevap veren bir dine sahibiz, mensubuz. Elhamdülillah bunu iyi değerlendirelim. Kadının görevlerinden bir tanesi de Nuran'ım itaattir. Kadın kocaya, adamla hanımına itaat. Peygamberimiz ne diyor biliyor musunuz? Bir kadın kocasına itaat ederek, kocasını memnun ederek ölürse Allah onu cennete koyar. O kadın cehennem yüzü görmez. Bakın bir adam hanımından memnun, kadınların işi çok kolay. Eşini razı edeceksin, memnun edeceksin. Allah’a şirk koşmayacaksın, Namazlarına dikkat edeceksin, namusunu koruyacaksın. Bu kadar. Dört tane görev vermiş. Sonrası cennet, uçsuz bucaksız bir mutluluk diyarı. Mesela şimdi kadınlardan konuştuğumuz için gidiyorum. Bir e, kadın eğer kocası ona buuz ediyorsa, kocası ona eğer kalbini kırmış, kötü düşünüyor, bir buuz dolu, o kadın Sohbetlere gitsin, Kur'an'lara gitsin, Yasin'lere gitsin. Buğz etmek kalbini kırmak mı demek? Bir nefret duygusu hmm. buğz etmek. Sevginin zıttı. Öfke, sevgisizlik. Kocası ona şiddet gösteriyorsa, kalbini kırıyorsa. Hayır burada buğz eden adam. Şu adamları savunuyorum. Tamam işte karısına bunu yapıyorsa, boz evet. ediyorsa, şiddet gösteriyorsa. Evet evet. Hı hı. Şimdi bakın şunu söylemeye çalışıyorum. Kadın mesela iyi bir şey yaptığını zannediyor. Diyor ki ben mahalledeki işte komşu hanımlarla Kur'an'a gidiyorum diyor. Yasine gidiyorum, sohbete gidiyorum. İyi, güzel bir yere gidiyor aslında. Evet. Ama adam evde dolaptan soğuk yemeği çıkarıp yiyor. Evde yemek yok. Ha. Bak. Evi pislik götürüyor. Çoluk çocuk perperişan. Sen Kur'an öğrenmeye gidiyorsun. Bak güzel bir şey yapıyorsun aslında. Ama dengeyi kaybetmişsin sen. Adam sana buzu ediyor. Eve gelmiyorsun. Namaz kılacağım diye, tesbih çekeceğim diye yatağa gelmiyorsun sen. Adam sana buz ediyor. Eğer bir adam hanımına buz ederse bütün melekler, bak melekler kaç tane melek sayısı var Allah biliyor. Bütün melekler ona lanet eder diyor. Ha aynı şey adamda yok mu? Yüzde iki yüz var. Ne dedik? Temiz olması gerekiyor. Karşılıklı itaat çok önemli. İhtiyaçların karşılanması, malın korunması dedik. Akrabaya saygı dediniz. Şimdi, kayınvalide. <laughs> sadece kayınvalideyle özelleştirmeyelim ama spesifik olarak evet kayınvalide, kayınpeder mevzusu. Bu da karşılıklı. Bakınız. Evet. Bir mesela gelin damat olarak yani hanımefendi ve beyefendiler açısından bakalım bir adam. Ya bir kadın eğer eşinin anne babasına hürmet etmiyorsa, onlara güzel yüz göstermiyorsa... ...bu sefer aynı şeyi adamla da yapıyor. Tabii. Yani bakıyor ki akşam eve gittiğinde kayınvalidesi gelmiş. Diyor ki hadi ben maça gidiyorum siz analı kızlı konuşun diyor. Tık kaçıyor. Kaynana bu sefer diyor ki Allah Allah damat hiç bizimle oturmuyor ya ne oldu falan diyor. Bak anneniz sizin nazınızı çeker. Anneniz sizi anlar, annenize kızabilirsiniz, annenize yani kızmak derken... Minik daha masum bir kızmaktan bahsediyorum. Ama kayınvalidenin yanında başım bile ağrısa biraz somursan uf puf etsen Allah Allah acaba rahatsızlık mı verdim? Ya da beni mi istemiyor? Beni ben. mi istemiyor O acaba? da incinir. Ya incinir Dolayısıyla yani bu da karşılıklıdır. Mesela ben eşimin akrabalarına ne kadar hürmet edersem, Tabii. ne kadar saygı edersem, ne kadar cömert davranırsam aynı ilgiyi bu sefer eşimden görürüm. Ama Rabbena hep bana dersem, hanım sen yap, sen yap, sen bizimkiler yap, sen bizimkiler yap. E bizimkiler diyecek ona. Tabii. Seninki anne babaysa, benimki de taş değil de benimki de anne baba yani. Akrabaya, eşe dostluğa, anneye babaya eşe dostu, saygı. Karşılıklı saygı. Bunu efendim gerçekten bir yuvanın mutluluğu açısından çok önemli bir mihenk taşıdır bu ihmal edilmemesi gereken bir görevdir. Hem kadın için hem erkek için. Erkekler bunu söyleriz ama kadın biraz daha böyle misafir gelse, eve gelseler, bize gelseler ağırlayan, hazırlayan, getiren, koyan kadın olduğu için büyük rol, büyük görev kadına, kadına düşüyor, düşüyor orada. Düşüyor, doğru. Dolayısıyla yuvayı dişi kuş yapıyor aslında. Evet. Bazen ama kaynananlara da mesela bir iki şey de onlara söylemem lazım. Kayınvalideler de de böyle muhalefet partisinin... ...lideriymiş gibi davranmasınlar. <laughs> Çok iyi oldu bu. Muhalefet. <laughs> <Bak, gülüyor> yani bir kayınvalide... ...gelinine kızından ayırmamalı. Gibi. Bak benim... ...bizim üç tane gelini var annemin. Evet. Birine anlatırken benim gelin... ...bizim gelin dedin hiç duymadım. Kızım der. Kızım gel. Helal kızım olsun. götür. Yavrum. Ama kızlar da... ...birini anlatırken kaynanam demez. Annem. Çok yengem keyifli. falan mesela veya eşim annem dediği zaman ben şey diyorum senin annem mi benim annem mi? Ya. Anne diyor ya hangisini kastettiğini falan bilemiyorum yani. Bak bu da karşılıklı. Mesela kayınvalide gelin dedesi ki kızım bak benim oğlan sana bir şey yapar dengesizlik yapar bir şey yaparsa hani kızarım ederim bağırım sesini yükseltirse sen hiç karışma sen bana söyle. Ben buradayım. Sana erkeklik yapar ama bana yapar ben bükerim onu. Nazım da geçer ona. Sözümü de dinlettiririm. Sen hi çaktır bana bir göz kırp ya. Bana bir işaret ver tamam. Bende gerisi. Dese bu sefer gelin dedi ya. Gelin de ya taş değil ya. Gerçekten taş olsa erir yani. Der ki ya annem gibi düşünüyor beni der. Bana değer veriyor der. Burada FM kayınvalidelerine de bir selam muhabbet <laughs> bütün kaynanalara annelere e, göndermiş olalım. Sadece karı koca değil. Çünkü e, bir erkekle bir hanımefendi evlenirken aslında aileler de evleniyor. Yani sadece karıyla o iki genç evlenmiyor. Aileler de birleşiyor aslında. Büyük bir aile kuruluyor diyerek tamam bir şey diyecektiniz galiba. Yo yo. E, biz, bizim seyircilerimiz zaten biliyorlar. Biz kayınvalide programıyız. <gülüyor> <gülüyor> Seviyorum kayınvalideleri. Valla kocanızın anne babasına sahip çıkın. O sizin kocanızın köküdür. Evet. Kökler ne kadar sağlam olursa adamın ayakta durması o kadar kuvvetli oldu yani, o yüzden evet. Değerlerimize sahip çıkmak gerekir. Ama bu demek değildir ki buradan da kayınvalidelere de seslenelim. Gelinine kötülük yapacaksın. Gelinini aşağılayacaksın, hırpalayacaksın dediğiniz gibi hayat bir denge. Bir kefesi ağır basarsa o denge şaşarsa ...istediği mutluluğu yakalayamazsın. yakalayamazsın. Peki o. dedik ki e, akrabaya sargı sır saklama demişsiniz. Bak bu da çok önemli. Yani bazen karı koca arasında sadece ikisinin bilmesi gereken bir durum... ...bir konu, bir mevzu olur. Onu hmm. çocukların bile bilmesi gerekmez. Vardır ya böyle mahrem dediğimiz şey. Bilirim bilirim. Karı koca arasında olması boş gereken. Al, boş adam, ağzı boştur gider herkese anlatır. Evet, gevşek olunca böyle <laughs> her yerde dökülü saçını veriyor... ...toplayamıyorsun da sonra... ...hele hele bir de böyle laf taşıyan vardır ya... ...senden aldığını böyle... ...ışık hızıyla götürür yayar... ...Allah muhafaza bir de öyle birine verdinse... ...sen say onu ajansa verdin yani... ...bütün ajanslara geçti haber... ...böyle <laughs> Ay, evet, birine giderse Allah korusun... Allah göstermesin. ...bir de sen bir dersin... ...senin dediğini iki de o ekler götürür anlatır... ...Allah muhafaza... ...sonra ne oldu kendi topuğuma... ...kendi ayağıma sıkmak tabir var ya... ...bu işte bunu doğru yani... ...eğer yani hanım... Kocasının haberi olmadan onun söyleme dediği, bak hatun böyle bir durum var ha, demesine bile gerek yok. Sır bellidir yani o. Ama onu yayarsa, adam hanımın sırrını yayarsa bu sefer birbirlerine olan itimatları, güvenleri sarsılır. İtimat ve güven de çok hassas öyle değil mi? Çok, çok. ince bir, bir kere ben mesela eşimin güvenini bir kere kırsam Tabii. daha ne yaparsam yapayım hep bir soru işareti kalır. Yıllardan beri dilimde tüy bitti bunu söylemekten. Güven aynadaki çizik gibidir. Ayna bir kere çizildi mi? Nereden bakarsan bak, hep çizik gösterir. Görürüz. Onu asla tamir edemez. edemez. Çok zor. Yani telafi, bilmiyorum telafisi var mıdır? Başka bir profesyonel insanların görevidir cevabını bulmak. Ama biraz sonra konuğumuz gelecek uzman psikolog ve yazar Fatih Reşit Civelekoğlu güveninde soracağız soracağız kendisine. Ama narsizmi konuşacağız. Bakın çok önemli bir konu bu. Son cümlemde şu olsun kadınlarla ilgili norman saygı ve hürmet. Eski Anadolu insanları, o bizim sizin az önce kayınvalideler dediğiniz o 50-60 yaş üzeri olan gençler birliğine söylüyorum. O jenerasyon, onlar çok iyi biliyorlar. Ee, saygı, eşe saygı, kocaya saygı, hürmet. E, kocaya saygı nasıl olur? Yani saygı ve hürmet. Saygıdan buradaki, yani saygıyı biraz açmak isterim. Bir kadın kocasına hmm, ne yaparsa ona saygı göstermiş olur, onun Şimdi... sınırlarını aşmamış olur, alanını... Ee, daraltmamış olur. Yani adamın kadından istediği, beklediği şeyler vardır. Hani kocasının emrini yerine getirmek derler ama yani o emir değil de İki istek de diyelim. Evet, evet. İstek diyelim, istek, talep. Kadında bir zaten adam yani herif neden hoşlanıyor? O en iyi sen biliyorsun evet. yani. Mesela bizim hatun da bu noktada çok başarılı. Tebrik ediyorum şuradan canlı yayında. Ya bir değil, şey, değil mi? Evet. Bir Şimdi. şey yaptıracağı zaman o kadar güzel böyle önce başka şeylerle bana örnekler veriyor. Tamam diyorsun kendimi konunun içinde buluyorum. Sonra bir mesaj geliyor <laughs> siparişiniz alındı diye. <laughs> yani o kadar güzel istediğim yaptırabiliyor ki aslında. Tabii. Bu çok Yeter ki düşünsün onu. Şimdi kadın da kocasına ama saygı ve hürmeti e, ihmal etmemek. O saygı dediğimiz asi olmamak mesela. Karşı gelmemek. Hele hele az önce bahsettiniz toplum içinde. Başka insanların yanında. E, ona karşı gelmek, onu kırmak, ona itici davranmak. Bunlar hürmetsizliktir. Bunlar saygısızlıktır. Bir insan yani kimse olmasın yanında. Ya karı koca ben tek eşimle baş başa evde olayım. Orada bile yani birçok e, Anadolu'dan geçtiğimiz yani yani geçmiş büyüklerimizden bunu hep gördük. Ee, eşi sabah işe giderken ayakkabılarını çevir ceketini tutan, ona giydiren, hadi Allah'a emanet ol, bey az olsun ama helal olsun. Bize haram sakın getirme. Pencereye çıkıp Hadi Allah'a emanet yani. ol demek. Ta kapıdan gidince dediğin gibi pencereye gidiyor. Hala oradan bakıyor falan. Son bir el sallıyor falan. Servise binene kadar yolcu ediyor. Tabii çok önemli. Çok önemli şeyler bunlar. Kocan geldiğinde kapıyı sen açıyorsun. Evet. Yani bunlar küçük gibi görünen ama üst üste koyduğunuz zaman çok büyük böyle Eyfel Kulesi gibi olan evet. küçük önemli değerlerimiz bizim lazım olan şeylerimiz. Kur'an ve hadisler üzerinden ilerledik. Özellikle kadının kocasına karşı vazifelerini konuştuk. Ama tabii ki erkeğin de e, karısına karşı vazifeleri var. E, ne kadar çabuk geçti zaman? Bir saati geride bıraktık vallahi. Göz açıp kopyana kadar geçti. Ama bu arkası yarın gibi olsun. Evet. Haftaya çarşamba Yine kadın erkek ilişkilerini konuşalım. Bu kez erkeklerin masaya yatıralım. Bir de aile ve yuvada dinimiz açısından, dualardan, <laughs> esmalardan çok önemli tüyolar vereceğim. Muhabbeti artıran. Süper. Onu da haftaya o zaman şey yapalım. yapalım. Karı kocanın muhabbetini artıran, sevgiyi, aşkı, zirvelere taşıyacak güzel evet. püf noktalarında inşallah paylaşacağız. Evet.